tamamladıysan Erman abiye geçeceğim. Erman abi, devre arasında söylediğimiz şeyler aşağı yukarı ikinci yarıda karşımıza çıktı. Şeyden sonra, Babakar'ın golünden sonra Fenerbahçe adına iş biraz zora girdi ama ikinci yarısı belli bölümleri çok heyecanlı, keyifli, güzel bir lig maçı oldu diye düşünüyorum. Nasıl sen değerlendireceksin 90 dakikayı? Tabii bizimle birlikte olmayanlar için devre arasında şöyle bir genel toparlama. Aslında Babakar'ın golünden sonra Fenerbahçe daha iyi pozisyonlara girdi. Buldu. Buldu. Niye? 3'e 2, 4'e 2'ler işte o konuştuğumuz şey. O iştahla üstüne gelince kontrayı yediler. Tabii. Arkada savunma arkasında güvenliği yani de Babakar ikinci plana gitti. Babakar attıktan sonra Fenerbahçe daha rahat oynamaya başladı hücumda. Tamam, defansta birkaç sorun oldu ama hücumda daha iyi olmaya başladılar. Maçı o sıra 3-1 yapsalar alıp götürecekler, daha rahat olacaklar. Alanya ısıran bir takım değil. Alanya şey bir takım. Piknik takımı. Yani mangal filan et yapıyorlar, mangal yapıyorlar. Böyle ısıran, saldıran, böyle basan bir takım değil. Mangal Alanya yapıyorlar hocam da rakibi zayıf bulunca iyi pişiriyorlar yani. Böyle 5-6'lık şeyleri de var. Zayıf bulunca mangal iyi pişiriyorlar. Bugün ne oldu? Mangalın başında onlar vardı. Eti Fenerbahçe'ydi. Onlara göre mangalı kirlediler böyle. Hop. Malı Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe mangaldaki etleri böyle çevirdi çevirdi. Ekmek arası götürdü. Yani bir bak maça. Alanya oynuyor gözüküyor. %50 hikaye oynuyordu abi. Yani böyle futbol yok. Maçı alacaksan bugünkü Fenerbahçe'nin taktik anlayışını alırsın Alanya'ya. İyi tanıyordu. Öteki çözemedi. İyi tanıyordu. İlk golü Alanya atsaydı değişir miydi? O zaman değişirdi tabii. Tam tersi olurdu değil mi hocam? Değişirdi. O zaman değişirdi. Hayır, ama her şey değişirdi. Fener attıktan sonra rakamları da değişirdi yani. Her şey değişirdi. 71'i Fenerbahçe'ye verdik. Şey 29'u Alanya'ya olurdu. Ayrı bir olay. Adam attı. Maçı istediği gibi götürdü Erol. Çok bir güzel yerde söyledi. Kurgulama çok şey, önemlidir. Galatasaray'dan gelen olan Sinan. Sinan Gümüş'ün atılacağını hissetti zaten. Önce bir diz attı, bilmem ne yaptı. Hemen oyundan alıverdi. Yani kenardan iyi seyretti maçı. Akıntıya gitmedi Erol. Mesela biraz daha gitse Sinan atılırdı. Gücü de kalmadı. Aslında daha evvel alması lazımdı Sinan. Nitekim Sinan sakat işler yapmaya başladı. Takım 10 kişi bırakacak, haber aldı. Bir 10 dakika haber alması lazımdı. Demek ki sahanın içinden bakmak da tabii dışarıdan bakmak daha farklı oluyor. Ama şu var. Alanya daha fazla toplu oynadı da hikaye. Hani efektif oynama. Haybe'ye yurttan sesler. Pelkas hocam. Peki geldi, attı iki tane geldi. Senin çok beğendiğin oyunculardan biri. Tam Pelkas'ı okuyacaktım. Arkadaşlar aldı. O da diyor ki Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk yarı iyi değildik. Golü attıktan sonra pozisyonlar verdik. Neticede oyunu kontrol ettik ve ikinci yarıda pozisyon vermedik ama geliştirmemiz gereken taraflar da var. Var. Diyor Pelkas. Var. Oyuncu daha iyi görüyor. Ama attığı golü düşün. Bir de hazırlanışı çok güzel oldu. 7 pasla geldi oraya. Çok güzel bir gol attılar. Alanya toplandan fazla oynadı. Kaç oynadı? 70'e 30 aşağı yukarı. Buyurun. Yarı yarıya. Arka taraf çok kapandı Fener'de. İyi yerde kapandılar. Cezaların içine de girmediler. Kapandılar, gelip duvara vurdular. Gelip duvara vurdular. Kenarlardan ortaya yapamadılar, bir şey yapamadılar. Düşün, bir tek ilk yarı şey çok iyi bir top çıkarttı kaleci. Parmakların ucuyla. Değil mi? Efecan'ın şutu. Efecan'ın şutu bir de. Yok başka bir şey. Bir düşünün. Yok başka bir şey. Bir de penaltı pozisyonu. Bir de penaltı var. Yok başka bir şey. Bir de attıkları golde şu çok önemli hocam. Siz de biliyorsunuz. Kimin golü? Beyaz da biliyor. Fenerbahçe'nin attı. Pelkas'ın golünde yani atılan golde şimdi Ozan orada ikili oyun oynadı. Yani artık günümüz oyunlarında ikinci değil. Üçüncü oyuncuyu hesap edip ona göre pası oraya geçirmek önemli. Artık ikinci değil. Üçüncü oyuncuyu hesap ettiler orada. Tiam'la ikili oynadılar. Arkasından Pelkas'a geldi. Pelkas golü attı. Yani oradaki o üçgen, üçüncü oyuncuyu hesap edilerek oynanan oyun yani çok başarılıydı Fenerbahçe adına. Yalnız ben şeyi çok hissettim. Mesela Denizli maçı sonrası da çok benzer yorumlar yaptık. Yani Fenerbahçe skoru aldı. Denizli tek kale yaptı maçı, hatırlayın. İkinci yarıda. İkinci yarıda.
Eksik de kalmıştı Fenerbahçe tabii orada. Tabii Serdar da atılmıştı ama gene de tek kaleye yapıştırdı yani Fenerbahçe. Ama takımı. Oradaki tek kale burada, ile buradaki tek kale görüntüsü aynı şey değil. Orada oyun, burada oyun planlı bir oyunun neticesi var. Tek kale strateji vardı. Yani kadar, tabii strateji ben var ama. Ben bir şey anlayamadım. Hoca şeyler... Babakar'ı niye kenarda bıraktı? Şeyler, o kadar etkili bir adamı yoktu sahada. Sen hocam bir Oyuncuların, rica ederim hocam. Oyuncuların kendine güveninde, yani o maç tam panik maçıydı. Hı-hı. Senin dediğin gibi farklı olan. Ama bu karşılaşmada da skor almışsın. 2-0 da yapmışsın. Kalecinin kaleci, yani bu kadar çok top verilmez top rakibe. Hı. Yani mesela Nazım Sangare'yi görüyorum. Vuruyor topu ileriye. İşte Altay bir tane bir pozisyon oldu. Rakibe çarptığı son 4-5 tane korner üst üste yediler. Kendi kalemine. Yani o panikten sıyrılmaları lazım. Ben anlarım Rea Hoca'nın dediği gibi ki katılıyorum. Topu ver rakibe. İyi alanları kapat. Doğru pozisyon al. İtalyanların yaptığı gibi. Değil mi? Rakibi uğraşsın dursun. Sağa taşısın. Sola taşısın. Al 2-0'la maçı. 3 puan al. Git evine. Ama Fenerbahçe'de bu düzenin içine fena halde panik kaçmış durumda. Ki İki tane galibiyet de geldiler maça. Yani biraz da özgüven o zaman tam sana cevap halde geldiler. Buyur. Seyredenler topu rakibe %70 verdi diyecekler. Bizim düşüncemiz zaten topu rakibe vermekti. Yani hayır, daha önceki açıklamalarında da var. Ya bir de Erol Hoca bu gerçeği biliyordur Ender. Bak şimdi topu rakibe de bırakmasa iki takımın şöyle bir oyuncularını Marafona'dan başla Davison'a kadar, öbür taraftan da Altay'dan Tiam'a kadar başla. Form durumları, maç ritimleri. Oyuncu profillerine baktığında zaten ne çıkar biliyor musun? Daha fazla Alanyaspor'lu oyuncuların topa sahip olduğu çıkar. Daha fazla isabetli pas yaptığı çıkar. Çünkü Alanyaspor genel kurgu olarak teknik oyunculardan kurulu. Ama bu demek değil ki Fenerbahçe farklı, az önce de söyledim, kurgularla, saha içi planlarında oynayarak doğru bir şekilde rakibe de bırakarak sonuçta istenilen tabelayı aldı. Şimdi ligde 30-35. haftaya geldiğinde Ender, 38. haftaya geldiğinde zaten şampiyon olan takım 3 puan 4 puan farklı olacak. Şimdi bu 3 puanları arayacaksın. Burada strateji, bir de doğrudan rakibine strateji karşı, bak şimdi bu. Planlar, kurgular, maçın gidişatına göre oyuncu değişiklikleri, aldığın pozisyonlar, dakikaya, skora göre çok önemli. Fenerbahçe bunu çok doğru bir şekilde yaptı bugün. Mesut için diyor ki Erol Hoca, adı sosyal medyada da, işte normal medyada da, geleneksel medyada da çok dolaşıyor. Önümüzdeki günlerde netleşir. Hani şu an burada olmadığı için bir şey söyleyemem. Bizim arkadaşlarımız da maksimum bir hafta 10 gün içinde maksimum bu transferin netleşeceğini zaten bildirdiler. Bakalım. Dünkü Beşiktaş maçının toplu oynama oranları neydi 90 dakikada? 60'a 40'tı galiba. Kim fazla oynamış? Rize Spor. Rize. Sonra ne oldu? 6 oldu. Bir de Beşiktaş mesela, Fener öyle çıkamıyor. Beşiktaş çok çabuk çıkıyor. Ya Beşiktaş çok kasıtlı bırakıyor. 41 işte aşağı yukarı. Ve 5-6 kişiyle pres yapıyor. Yani Beşiktaş dün enteresan bir top oynadı. Ya çok değişik bir top oynadı. Bırakıyorlar, orta sahaya geliyorlar, arkaya açıyorlar, arka taraf da geliyor. Yani orada basmıyorlar, arka taraf da geliyor. 40 metrede falan bir basıyorlar ama 5-6 kişi basıyor. Alır almaz bir gidiyorlar, tek top, iki top. Perişan ediyorlar. Siz... Yaptık, Türkiye'de çok takımı götürürler o tam oynadıkları zaman. Babakar'dan bahsediyordunuz hocam. Babakar'ı niye kenarda bekletti bilmiyorum ya. Babakar kadar etkili bir oyuncusu yoktu ki onun bugün ofansif oynayan. Ofansif bölgede. Kim vardı? Ya bir de doğru hocam. Sadık'la, Tisserand'la oynuyorsan orada sırtı dönük oyunlarda Babakar daha etkiliydi. Valero oynadı ama hani Valero o oyunun adamı mı? Bak şimdi dar alana sıkıştırdı Fenerbahçe onu. Topu verdi ve de bölgeler arasında savunma orta savucum hattında böyle çok derinlik vermeden bir bütün halinde oynadı Fenerbahçe. Burada Balerolu'luk oyun değildi. Babakar havadan yerden stoperleri bozabilirdi. 1-0'da bile düşünmedi. 2-0'da düşünmeye başladı. Hangi maçta? O zaman tren kalktı artık 2-0'da. Sakat olabilir. 1-0'da bile düşün onu ya. Sakatlığı var da oynadığına göre demek ki geçmiş sakatlığı. Yani. Hocam ben sahaya çıkan oyuncuya, ben yedek kulübesinde oynayan oyuncunun sakatlığını kabul etmem. Çıkmasın abi, oraya oturmasın. Yedek kulübesi oturan oyuncu oynayacaktır. Oynar, sakatlanır, çıkar. 5 tane oyuncu değişikliği var ya. Hani eskiden hadi 3 oyuncu değişikliği vardı. Riskim az diyordun. Şimdi riskim fazla, 5 tane oyuncu değiştiriyorsun abi. Oynatabildiğim kadar oynatırım. Oynatamadığım yerde alırım. Hani ne diyorduk?
İşte şey yapıyorlar ya antrenörler, ne o dönme. İşte rotasyon, öndeki maçı dönüyor. Ne öndeki maçı ya? Sen öndekini bir ye bakalım tabağa, sonra öbür tabağa gelirse belki yemezsin.